Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle ons altın fiyatlarını inceleyeceğiz. Herkesin gündeminde altın fiyatları var. Hem gram altın hem ons altın fiyatları yükselişlerini sürdürüyor. Gram altını bir kenara bırakıp biz daha çok ons altın üzerinden ilerleyeceğiz. Peki ons altın fiyatları neden yükseldi? Bunun birçok cevabı var aslında. Yani 2020 yılın başlarında ABD'de bir İran gerginliği vardı. Devamında da Suudi Aramco'ya bir roket atarlı saldırı olmuştu. Ons altın fiyatları da yükselişlerini o zaman başlatmıştı. Devamında zaten koronavirüs süreci başladı. Ekonomiler kapandı. İnsanlar likidite sıkışıklığından borsaları satışa geçti. Sonra devamında da ons altın fiyatları sert düştü. Likidite sağlandıktan sonra tekrar yükselişine devam etti. Artından küresel ekonomiye oluşan ilişkin belirsizlikler başladı. Bunun devamında merkez bankaları negatif faize geçti veya sıfır faiz bölgesine geri çekildi. Devamında da bildiğiniz gibi ilave teşvikler açıklandı. Hem ABD, hem İngiltere, Avrupa olsun, Japonya olsun birçok merkez bankası ilave teşvikleri ve sıfıra yakın faizleri parasal genişlemeci bir adım attı. Tüm bunlar olurken de altın fiyatları kademe olarak yükselişten devam etti. Günümüze geldiğimizde her ne kadar ekonomiler açılsa da bir iyimserlik olursa da koronavirüs vaka sayılarındaki artış İster istemez yatırımcı güven limanı etti. Hatta Dünya Sağlık Örgütü ikinci dalganın beklenenden daha yüksek olabileceğini açıkladı. Bu ve bunun gibi endişeler altın fiyatlarının devamlı üstüne ilave ederek yükselmesine neden oldu. Buraya kadar son 2 aylık süreçte hatta ABD-Çin gerginliği ons altın fiyatlarını daha da yukarı taşıdı desek yanlış olmayacaktır. Başkanlık seçimleri nedeniyle Trump söylemlerini iyice arttırdı. Devamında da en son bir kongrede bekleyen teşvik paketi var. Hem teşvik paketi hem parasal genişlemeci adımlar hem de güvenli liman adımları ons altın fiyatları rallisini sürdürdü ve hafta içinde geçen hafta 2075 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonra ne olur? Ons altın yatırımcısı mutlu aslında. Sene başından bu yana %35 bir getiri sağladı. Bundan sonra kısa vadede bizim takip edeceğimiz iki tane önemli seviye var. Yani yükselişin kısa vadede bitip bitmediğini anlamamız için bize yardımcı olacak. Bu rakam 215 seviyesi. Yukarıda da 2075 direnci var. Şu anda fiyat Cuma günü ABD verilerinin iyi gelmesiyle birlikte sert satış yedi. Gün içi 60 onsa kadar bir düşüş gerçekleşti ve 2015'te duruldu. Yani buradan bir tepki oluştu. Bu tepki şu anda 2035'e kadar sürmüş gözüküyor. Buradan oluşan tepkiler yeniden 2075 seviyesini geçerse yükselişler devam edecektir kademe olarak. Burada da 2095 seviyesi. Yanlış yazmışım. Düzelteyim hemen. 2115 seviyesi bizi karşılıyor olacak. Ancak kısa vadeli düşüşlerin oluşması için de 2015 yani en son yapılan dip noktası bizim için önemli. Şunu biraz açalım, o tarafa geçsin. Bakın burada görüyorsunuz uzun bir satıcılım var. Biz burada işi garantiye almak için bir dip tepe tekniği yapacağız. Dip tepe tekniği ile birlikte kısa vadede ons altın fiyatları düşüşün mü yükselişin devam ettiğini anlayacağız. Burası 2015 arkadaşlar, burası da 2075. Eğer 2015'in altına kalırsa düzeltme 1960-1975 bölgesine doğru devam edecek. Ancak 2075'i geçer, ons altında alımlar devam eder. Yine açıklamalar sertleşir. Burada da yükselişler bir kademe daha yukarı çıkar. Bunun daha biraz sonra daha büyük bir detaylısını anlatacağım. Kısa vade takip edeceğimiz önemli seviye bunlar. Yani 2015 altında, ons altında geri çekilme. Yani böyle çok ahım bir düzeltme hareketi değil de 1975-1960'a doğru bir geri çekilme, düzeltme de diyebiliriz. Oluşabilir. 2075 üstünde de yükselişler kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bizim takip ettiğimiz trendlerimiz vardı. Bunu açalım. Buradaki destek dirençleri görüyorsunuz. Şimdi bizim için bu trend çıkılmasıyla birlikte hatta şuradan daha önce de bunu belirtmiştik. Buradan çıkılmasıyla beraber oluşan formasyonla birlikte ons altın fiyatlarını yükselişe zaman görüyorsunuz. Yukarı sert bir yükseliş. Tekrar kanal trend çizgisine bir
dokunma, düzeltme, tekrardan sert yukarı hareket, devamında yeni rekor ve yükselişte. Şimdi bizim burada en önemli takip edeceğimiz seviye, şu anda bu alttan gelen ana trende gelmemiz pek mümkün gözükmüyor. Hem temel yaşanan olaylardan dolayı, hem de temel taraftaki gelişmelerden dolayı. Yani bu ana trende geliriz demek biraz hayalcilik olabilir. Ancak kısa vadede bu kırmızı trend, yani yükseliş trendi, ana trend için yükseliş trendini takip edebiliriz. Şu anda görüyorsunuz bu kanalın da üstünde fiyat. Bu fiyatın içine nasıl düşer? O da orta vadede 1972-1972'den geçiyor. Şunu biraz göstereyim size hemen. İçeride ufak bir kasma var. O da biraz yavaşlatıyor ister istemez. Bakın 13 günlük hareketli ortalama şu anda ons altın fiyatları bunun üstünde yükselişini sürdürüyor. Bunun altında da gördüğünüz gibi satışlara maruz kalıyor. Eğer ki 1972'den geçiyor şu anda 13 günlük hareketli ortalama, bizim zaten dikkat edeceğimiz seviyede 1975 seviyesidir. 75-72 seviyesi altında günlük kapanışlar ons altın fiyatlarında düzeltme dönemini başlatabilir. Yani bu düzeltme dönemi başlamışsa tekrardan bu kanal içine girmesi demek. Bu kanalın içine girmesi de ons altın için negatif olacaktır. Onun için bu seviye bizi ondan sonra neresi karşılayabilir? Hemen onu da size göstereyim. Yani 75 altında 1920 seviyeleri bizi karşılayabilir. Bu rakamlar size uçuk gelmesin. Çünkü ons altında oynaklık çok yüksek. Gün içi bakın burada da 85, 36, yani 60-70 onsluk yükselişler gerçekleşiyor. Böyle bir oynaklığın yüksek olduğu durumda bu rakamlarda sürpriz olmaz. Onun için dediğim gibi 75-72 bölgesine dikkat edin. Kısa vadeli işlem yapan arkadaş, uzun vadeli işlem yapanlarda sorun yok zaten arkadaş. Onlar buralardan aldılar 1464'ten bu trendi takip ederek her seferinde yükselişini ilave ediyor. Düzeltmeler kalıcı olmuyor. Tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Biz kısa vadede terse yakalanmamız için belli noktaları belirtiyoruz açıkçası. Bunu anlattık. Tepe noktasını belirttik. Orta vadede hangi seviyenin önemli olduğunu da söyledik. Yine aynı şekilde bunu biraz daraltalım. Bakın bu kanal önemli. Bu kanal içine düşmesi ons altın fiyatlarını düzeltme hareketini başlatıyor. Nereye kadar? Bu yükseliş kanalı içindeki düzeltme hareketine var. Yoksa çok ağam şağam bir şey olmaz. Ancak bu trendi kırabilirse, hani 1800'leri falan gelebilirse iyimserlik olur. İşte o saydığımız nedenler pozitife dönerse o zaman ons altın fiyatlarına kalıcı bir düşüş oluyor diyebiliriz. Ama şu an için bunun için çok erken. Bütün her şey ons altın fiyatlarını şu anda destekliyor. Hatta kredi değerlendirme kuruluşlar, işte bankalar, ünlü kurumlar 2000 üstüne, 3000'lere yakın ons altın fiyat tahminlerini açıklıyorlar. Orta vadede 2075 üstü, yani bu seviyenin üstü de ons altın fiyatlarını yukarı yönde taşır. Burada kalacak haftalık kapanışlar ons altın fiyatları yükselişlerinin kaldığı yerden devam etmesine neden olur. Bu da çok açık ve net olarak belirtmek isterim. Bunu gram altına haftalığa çekelim. Pardon, ons altını haftalığa çekelim. Fiyat grafiğini haftalığa çektim. Burada daha uzun bir trend, daha bir ana trend görüyorsunuz. Bunu da çizelim arkadaşlar. Şöyle bir oluşum. Paralel bir kanal. Fiyatlar 700 onsa gidiyor, geri geliyor 233 en son. Yani daha önceki bir zirve 1900. Kaç yapıyor tam haftalık olduğu için biraz zor gözüküyor. Neyse en son zirve işte. Bu zirveden sonra sert bir geri düzeltme, hatta 1000 dolara kadar geri çekiliyor. Bu geri çekilme de aklınızda olsun arkadaşlar. Burada bir ikili tepe, oba formasyonu veya çanak görürseniz destek noktasına çok dikkat edin. Ya buradan sonra düşmez demeyin. Bu ara çok önemli. Yani dönüş formasyonu, özellikle ikili tepe, omuzlaşıyoruz, obo, çanak veya ters çanak diyorum, pardon, çanak formasyonu görürseniz dikkat edin. Düzeltme sert olabilir. Burada da aynı şekilde beklentiler hep pozitifti.
Ancak desteğin kırılmasıyla beraber düşüşün devamını görüyorsunuz. Yani yaklaşık 510'luk bir düşüş var. Konumuza dönecek olursak, şimdi bizim burada 2075 üzerinde kalışlar trendin yükselişine devam edeceğini söylemiştik. Bunu da çizelim hemen. Şöyle bir tane nokta, bir noktada burası. Şimdi burası neden önemli? 2075 üstünde oluşumlar bu trend çizgisine doğru fiyatları taşıyabilirler. Yani yükselişe inanan boğalar, yani yükselişi destekleyen boğalar diye adımlarla birlikte fiyatları 2220-2030 seviyesine doğru taşıyabilir. Onun için 2570, yani 2075 üzerinde kalışta bunun için önemli olacak. Buraya kadar bir yükseliş olabilir. Bu seviyeye, bu kanalda dikkat edebilirsiniz. Genel olarak gram altın içinde bir şeyler söylemek gerekirse, gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Şu anda gram altın yatırımcısı altın çağını yaşıyor desek yanlış olmaz. Altın yatırımcısı mutlu. Hem ons altın tarafı hem gram altın tarafı yükselişlerini hızlandırıyor. Bu haftalık bir grafik 488 gösteriyor en yüksek. Onu da cuma günü dün görmüş olmasının 488 seviyesini. Buradan hatta gün içi sert bir düşüş gerçekleştirdi. 471 seviyesine kadar geriledi yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım 443 bu hafta günlüğe çekeyim onu daha iyi belli olur. 73 değilmiş arkadaşlar. 75'miş. Gün içi 75'e kadar düşmüştü. Buradaki fiyat hareketleri de pek sağlıklı denemez. Neden derseniz hem ons altın çok sert yükseliş gerçekleştiriyor. Dolar TL'de de bildiğiniz gibi yaşanan bir kur hata var. Gün içi oynaklık 20-30 kuruşa çıkmış durumda. Yani 7-2 başlıyor, 7-30'a falan gidiyor. Sonra 7-36'ya geliyor, 7-11'e düşüyor. Yani buradaki kur oynaklığında bu gram altın çift paliteler özellikle tahminleri biraz daha zor oluyor. Onun için kısa vadeli destek direnç takip edebilirsiniz. Yani 10 saatin gram altın çok fazla geriler mi? Şu anda gram altında çok fazla bir gerileme beklemek yanlış olur. Çünkü hem dolar TL'de sert yukarı yönlü hareketler var. Hem de ons altın çok fazla bir geri çekilme yaşamıyor. Geri çekilme yaşasa bile tekrar yükselişlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu yüzden dolayı gram altın çok böyle ağım şağım bir düşüş gerçekleştirmek en fazla düşeceği yer 434-440 seviyeleri. Şu anda dip diyebiliriz. Hani kanal dibi diyebiliriz. Bu ne olur? Merkez Bankası bir faiz arttırımına gider. TL'yi korur. Sert bir faiz arttırma. O zaman dolar tekrardan yeri altına gelirse orada 4.44-4.30 seviyelerini görebiliriz. Şu anda 475'teyiz. Destek direnç olarak takip etmek isterseniz de bunu da çizeyim hemen size. 470 desteğimiz var kısa vadede. 460 452 isterseniz yazalım. 470 460 452 452 dirençlerini takip edebilir, desteklerini takip edebilirsiniz. Yükselişlerde 81 481 488 seviyeler önemli. 488 üstünde zaten 500 seviyelerine doğru bir yükseliş mümkün gözüküyor. Buradaki kanal tepesiyle birlikte. Burayı 500 rakamını görüyorsunuz. Gram altın için söyleyeceklerimiz tamamen ons altın. Dolar TL paritesi oynaklık ile sert yükselişler gerçekleşiyor. Çeyrek altın 800 liraya aşmıştı. Cuma günü doların tekrar düzeltmesiyle 7-11 seviyesinin gerilemesiyle o da 800'ün altına inmişti. Genel olarak söyleyeceğimiz bu kadar arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.